Herkese merhaba. Özyeğin Üniversitesi Spor Merkezi olarak sporcu sohbetlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Bu söyleşimizin konuğu, ülkemizi jimnastik branşında olimpiyatlarda temsil etmiş ve okulumuzun jimnastik takımı kaptanımız Tutya Yılmaz. Tutya'cığım hoş geldin. Hoş bulduk hocam, merhaba. Merhaba. Nasılsın, nasıl geçiyor pandemi dönemi? İyi geçiyor, yoğun geçiyor tabii. Okul devam ediyor bir yandan. Online eğitim falan öyle bir şekilde geçiyor yani. Tam okula alışmışken pandemi geldi. Ama en kısa sürede inşallah eski günlerimize geri döneceğiz. Özledin mi onu? Evet. Çok özledim. Hevesim kursamda kaldı. Çünkü gerçekten ben bir de 3 hafta geç başladım. Dünya şampiyonasındaydım. Geldim. Tam alıştım okula, arkadaşlarıma. Pandemi oldu ve ben kampüse aşık, yani okulu çok gerçekten severek gelen bir insandım. Çok üzüldüm o yüzden. Neyse, en kısa sürede yüz yüze görüşeceğiz, ben umut ediyorum. İnşallah, evet. Ben de. Peki bize kısaca kendinden bahseder misin? Bugüne kadar neler yaptın? Ben Tutya Yılmaz, 21 yaşındayım. 17 yıllık bir jimnastik kariyerim oldu. Küçük yaşta başladım. 4 yaşında başladım. Sayısız Türkiye şampiyonasına katıldım. Türkiye şampiyonluklarım, Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası, Akdeniz oyunları, çoğu yarışmaya katıldım. Ama benim için en büyük başarı 2016 Rio Olimpiyatlarında ülkemizi temsil ettim ve orada finale kaldım. Katılan en genç sporcu oldum. Böyle yani hayalimi yaşadım diyebiliriz orada. Valla bizim de hayallerimizi yaşattın aslında bir sporcu için. Yani en son nokta artık olimpiyatlardır. Ve senin bir de hem en genç sporcu oldun orada hem de uzun süre aradan sonra katılan, bizi orada temsil eden o branşta ikinci sporcu. Evet. Değil mi? Evet. Hatta tarihimizde evet ikinci kadın sporcu oldum. Güzel bir duyguydu tabii. Evet, değil mi? Güzel bir duygu. Ayrıca şu anda jimnastiğin bu seviyelere gelmesi, işte çok güzel haberler alıyoruz jimnastikle ilgili. Evet, gerçekten. Dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonaları, ferdi veya takım olarak çok güzel başarılar elde ediyoruz. Evet. Bu seviyelere gelmesindeki payın da çok büyük. Teşekkür ederim. Adıma sana teşekkür ederim. Evet, onların çalışması ve çabası, ben elimden geldiği kadar da zaten genç nesillere de aktarmaya, her zaman çalışmaya devam edeceğim yani. Evet, ama birinin yolu açması gerekiyordu. Bu sen oldun. Evet, teşekkür ederim. Ya jimnastik çok zor bir branş. Çoklu. Evet. Yani çok fazla alet kullandığın yer var, yer minderin var, işte ne bileyim bir sürü farklı alanlardan oluşan bir branş aslında. Ve evet. Bunu yapmak, bunda ustalaşmak, bunda bir noktaya gelmek çok zor. Tabii ki her branşta zor ama her branşın kendine göre zorlukları var. Aynen, evet. Şimdi bu çok zorlayıcı bir süreç. Sporculuk hayatında ve böyle bir kariyere sahip olmak çok zorlayıcı bir süreç. Bir de bunu eğitimle birleştirmek ekstra zor. Ki çoğu insan spor hayatına ara verip eğitim hayatına yöneliyor. Evet. Bu ikisini birlikte yapmayı başaranlardan. Bir kere bu çok takdire şayan bir şey. Seni bunun için de ayrıca tebrik ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Peki bu başarılı spor hayatını ve eğitim hayatını birlikte yürütürken senin spor hayatının eğitimine katkısında hiç öyle bir katkısı olduğunu düşünüyor musun? Varsa bu ne mesela sence? Dediğiniz gibi yani eğitim ve sporu özellikle ülkemizde maalesef böyle bir sistem olmadığı için götürmek çok zor. Benim ailem her zaman eğitime çok önem verdi. Çünkü spor, evet spor da çok önemli. Bir yeteneğiniz varsa ve hayaliniz varsa onun peşinden gitmek çok önemli. Ama hani atıyorum bir sakatlandınız ya da talihsiz bir şey yaşadınız. Bir an ya da atıyorum jimnastik mesela genç yaşta bir kariyer sahibi oluyorsunuz ve bir yerde bitiyor ve eğitim hayatınızda hep size bir güvence aslında ve ben her zaman eğitime de bu yüzden önem verdim. Hani arabada ödevimi yapıyordum, tuvalette ödevimi yapıyordum. Bir şekilde ama yapıyordum. Çünkü hiçbir şey kolay olmuyor hayatta ve bazı şeylerden fedakarlık etmek gerekiyor bazı şeyleri istiyorsanız. Yani 7-8 saatlik antrenmanlarımın arasına okulumu da sıkıştırıyordum. Tabii okulum da çok bana destek oldu. Aynı zamanda Özyeğin Üniversitesi de aynı şekilde. Yani bu kadar iyi bir üniversitenin sporcuları da destekliyor olması benim bu okulu tercih etmemdeki en büyük etkenlerden biriydi gerçekten. Bunun soruya gelirsek yani nasıl beni etkiledi?
Mesela ben şu an sporu bıraktım ama hala etkisini görüyorum. Çünkü spor sizin düzenli bir yaşam sürdürmenizi sağlıyor. Disiplinli olmanızı sağlıyor. Aslında küçük yaşta olgunlaşıyorsunuz ve bazı şeylerin farkına varıyorsunuz. Ve ben hep o disiplin bende vardı ve düzenli bir hayat yaşıyordum. O yüzden de mesela şu an bile pandemide zorlanmıyorum. Çünkü alışkın olduğum şey benim zaten o disiplin ve hayatımın düzenli gitmesi. O yüzden bunun da bana sporun kazandırdığı bir şey olduğunu düşünüyorum aslında. Çok güzel anlattın. Çok kısa ve güzel anlattın yani. Bir de şöyle sen konuşurken aklıma geliyor böyle çok küçük yaşta başladın ya bu branşa. Evet. Yani senin yaşıtların daha parklarda falan oynarken sen dünyanın bir ucunda ülkeni temsil ediyordun ve ciddi bir müsabıktın yani. Bu çok çok değişik Evet. bir şey gerçekten. Çok... Yani şey o yaşta bunu yaşayabilmek çok farklı bir şey. Evet sana yani. Peki hiç bunun farkında mıydın o zaman? Ya şöyle mesela biz branş olarak da çok genç yaşta. Mesela olimpiyatlarda hani jimnastik gerçekten ben en gençtim kafilede. Çünkü diğer sporlarda genelde daha büyük yaşta gidiyorsun. Yüzmede ve jimnastikte falan yine çok küçük yaşta bazı şeyleri yapıyorsun. Ben mesela 6 yaşında kampa gittiğimi hatırlıyorum Bulgaristan'a. Ve böyle evet, yani kardeşim var benim. Onu 6 yaşındayken markete yollamıyorduk biz. Hani diyorum ben nasıl şimdi farkına varıyorum. Yani gerçekten o nasıl geçmişim 6 yaşında falan oluyorum. Hani çünkü mesela ben 8, 9, 10 yaşına kadar olimpiyat ne bilmiyordum. Bana olimpiyata gideceksin. Olimpiyatta yeteneklisin, olimpiyata gidebilirsin ama ben hani olimpiyat ne? O yaşta nereden bileyim? Hani büyüdükçe bazı şeylerin farkına vardım. Şu anda böyle düşününce nasıl yapmışım falan oluyorum yani. Bazen evet herkes için bu geçerli. Geçmişe şöyle bir dönüp baktığınızda ya bunların hepsini ben mi yaptım Evet. diyorsun yani ama iyi ki yapmışım valla. Senin hayatın boyunca yaşadığın en heyecan verici tecrübe neydi? Benim hayatım boyunca yaşadığım en heyecan verici tecrübe tabii ki de olimpiyattı. Çünkü yani şöyle, evet olimpiyata gelene kadar sayısız yarışmada yarıştım. Ben 4-5 tane dünya şampiyonasına katıldım tüm kariyerim boyunca. Ve olimpiyattan önce de gençlerde olsun, büyükler kategorisinde bir sürü yarışmaya katılmıştım. Ama orası bütün yarışmalardan farklı, bambaşka bir şey. Ve ben çıkmadan önce böyle şey oldum antrenörüme. Ben bayılacağım şu an ve çıkıp yapamayacağım yani. Hani bayılacaktım. Elim ayağım titriyordu. Hatta yanımda olimpiyatlarda yaşayan en Oksana vardı. 40 yaşında 7. olimpiyatına katılıyordu. O da böyle beni motive etti. Yani aslında çok farklı bir atmosfer. Ben orada 17 yaşındayım. O 40 yaşında. Berabersiniz falan. Çok farklı bir atmosfer. Bayılacak gibi oldum. Sonra tabii çıkınca o heyecan ve o şeyi atıyorsun yani yapmaya başlayınca ve onun şeyin farkına varıyorsun. Şu an hayalimin içindeyim. Onu yaşıyorum ve yapabileceğimin en iyisini yapmak istiyorum. Başladıktan sonra güzel gidiyor da başlayana kadar zor. Ama çok güzel bir anekdot var orada. Yani bir 17 yaşında yeni bir sporcu daha kariyerinin Evet. başlarında 40 evet. yaşında artık kariyerini sonlandırmış üstüne ikinci defa kariyer yapıyor muhtemelen Evet, jimnastik için evet. bahsediyorsak. Ve birbirinizi tanımıyorsunuz ve sana destek oluyor. Bu çok güzel bir şey aslında. Çok yani güzel bir şey yani ben... Spor dışında başka bir alanda çok yaşayamazsınız yani bu desteği. Hocam çok farklı bir atmosfer gerçekten yani ben orada denge serisini yaptığımda hatta videoda bile ses geliyor. Hani Rusça bana destek oluyor. Ve ben böyle hani o fair play ruhu bence çok 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 önemli. Yani birbirini desteklemek. Çünkü ben hep bunu savunuyorum ve söylüyorum. Hani hepimiz aynı yollardan geçiyoruz. Çok yıpranıyoruz, çok çalışıyoruz. Herkes birbirinin geçtiği o yolu biliyor ve empati kurabiliyor. O yüzden o rekabet kötü bir rekabet değil. Yani herkes birbirini o fair play ruhuyla destekliyor. Ve bence sporun en önemli ve en güzel tarafı da bu. Aslında sporun temel felsefesi de bu ama bu. Çok uzaklaşıyoruz bazen ondan işin evet. içine rekabet girince. Evet. Unutmamak lazım. Evet. Ama jimnastik için konuşursam gerçekten özellikle yurt dışında
Bu çok güzel yani. Ben hiçbir zaman kötü bir tecrübe o anlamda yaşamadım diyebilirim. İyi, güzel bir hatırlatma oldu bizim için de. Evet. Peki bu kadar uzun yıllardır sana spor birçok şey katmış. Hem senin karakterine birçok şey katmış, hem de yürüdüğün yolu bir şekillendirmiş. Peki bu yolculuğunda senin en güçlü ve en zayıf olduğun yönlerin neler sence? Güçlü olduğum tarafım sanırım ben birçok zorluktan geçtim ve hani kişisel olarak da çok sıkıntılı bir kariyerim oldu. Uğraştığım çok farklı şeyler vardı ve bence güçlü olabildiğimi düşünüyorum. Yani psikolojik olarak da iyi atlattım ve bazı şeyleri iyi başardım. O yüzden güçlü ve çalışkandım. Ama şöyle bir tarafım da var. Benim çok duygusalım. Ve bu sizi sporculukta, profesyonel hayatta etkileyen şeyler. Çünkü her şeyi çok kişisel alıyorum. Ve aslında hani kariyerim boyunca çocuktum yani. 10, 14 yaşında, 15 yaşında onları yaşadım. Evet yani, ama hani en böyle şey tarafım o duygusallığım diyebilirim yani, zayıf tarafım. Peki. Peki bu müsabakalarda ya da normal günlük hayatında da olabilir bu. Kısacık geçirmiş olduğun üniversite hayatında da olabilir. Başına gelen en komik olay neydi? Ya benim başıma gelen en komik olay sporcuyken olmadı da. Ben bir ara şeye gidiyordum, Müjdat Gezen'e tiyatro kursuna. Ben bir tiyatroya hevesliydim yani. Böyle antrenmandan çıkmışım gitmişim. Ben de çok utangaç bir insanım bu arada. Aşırı utangaçım. İlk defa sahneye çıkacağım tiyatro şeyinde. Ama hani insanlar da şey diyor, sen neden stres oluyorsun ki? Zaten sürekli hani performans hani falan. Ben diyorum ben utangaçım yani. Jimnastik benim hakim olduğum bir alan. Hani orada bir de bile okul takımı antrenmanlarında ben seni hocam ne yapacağım şimdi dediğini hatırlıyorum ya. Gerçekten çok aşırı utangaçım. Orada sahneye çıkacağım. Stresten merdivenlerden ve sınıf kalabalık, bayağı kalabalık. Merdivenlerden ayağım kay, yüzüstü sahneye bir yapıştım. Hayatımda en utandım ve yerin dibine orada hani girseydim daha iyi olurdu. Çünkü gerçekten çok komikti. Ve çok kötüydü yani. Oradan bir saltoya bağlayıp kalksaydık. Hayır yani ben bunu anlatıyorum, insanlara şey diyorlar. Sen nasıl böyle bir şey yaptın ya, o kadar taklaları alakası yok ki ama yani. Sen nasıl düşersin? Sen nasıl düşersin falan diyorlar. Komikti, çok komikti yani. Kötüydü. Peki şimdi kampüsümüzü gördün, artık biliyorsun. Evet. Ve mezun olduğunu düşünelim. Mezun olmadan evet. Önce kampüsün herhangi bir yerine senden sonra gelecek öğrenciler ve sporcular veya sporcu öğrencilerimiz için bir şey bırakmak istesen nereye ne bırakırdın? Herhalde sporcu öğrenciler için şey bırakırdım. Böyle Nero değil de benim bu arada en sevdiğim yani kampüste o yeşillik ve o Nero'nun önündeki banklar, şey konuşunca bile çok kötü oluyorum. Alt tarafta tam böyle mimarlığın önünde böyle kocaman yeşil alan var ya. Evet. Oraya herhalde böyle jimnastikle ilgili bir şeyler bırak. Mesela denge, böyle minik bir denge tahtası. İşte orada insanlar hani böyle Survivor gibi böyle hani şey yapsınlar. Tabii böyle yüksek olmasın da o tehlike arz edebilir yani, düşerler falan, ama böyle minik. Hani böyle jimnastikle ilgili minik şeyler kendime hatırlatsam bırakmak isterdim. Ama mesela öğrenciler için de aklıma şu geldi. Böyle bir kutu olsun Nero'nun orada. Böyle her ay herkes, her ay o kutu açılacak ve herkes böyle bir şey yazacak kağıda. Ondan sonra biri hakkındaki düşüncesini mesela. Ondan sonra altında da ismi olacak. Dedikodu kutusu diyorsun sen yani. Evet, aynen. Hani mesela ya da birinden hoşlanıyorsun, bunu söyleyemiyorsun. Ay sonu Söyledin, söyleyemedin, o kutudan çıkacak falan, eğlenceli olabilir de. Olabilir, güzel. Güzel evet. Bir proje, şey yapabiliriz bunu. Biraz çalışıp şekillendirebiliriz. Evet, olabilir. Peki, bir şeyin orijinalinin sadece sende olmasını istesen, bu şey ne olurdu? Bu soru zor bir soru. Evet. Ama şöyle, herhalde ben büyük bir Sezen Aksu hayranıyım. Yani aşırı çok severim. Onun ya böyle ilk sahneye
çıktığı elbise olabilir ya da ilk plak, böyle Sezen Aksu'nun ilk plağı. Çok olabilir. Çok yani hoşuma gider yani. Öyle bir şey. Elbise de uyardı sana. Adı senin diye böyle. Vallahi hocam çok mutlu olurdum yani. İnşallah öyle bir şey olur bir gün yani tutuya. Ben de mutlu olmanı çok isterim. Bilmiyorum. Peki, hayatın bir film ya da kitap olsaydı. Hı-hı. Bu kitabın ya da filmin adı ne olurdu? Sen de orada nasıl bir karakter olmak isterdin? Ben, benim en sevdiğim film Whiplash diye bir film. Bir baterist çocuk hakkında. Ve ben kesinlikle o çocuk olurdum. Çünkü mesela onu izlediğimde kendimi de görüyorum. Yaşadığı yani, evet o müzik ve bateri çalıyor ama hani aynı benzer şeyler. Çünkü bir hayali var, ona ulaşmak istiyor. Onun çalışmaları. Gerçekten çok güzel bir film. Buradan öneriyorum izlemeyenler varsa. Herhalde oradaki çocuk olurdum. Ben bir film olsaydı yani. O çocuk evet. Olabilirdim. Hayatım bir film olsaydı. Bu filmin müziği ne olurdu? Nova Norda'nın Zor diye bir şarkısı var. O olurdu herhalde. Neden çok güzel bir şarkı. Çünkü şarkı sözleri bir şarkı zaten kızın sesi çok güzel. Ama şarkı sözleri beni anlatıyor. Yani aslında çok fazla. Mesela en sevdiğim şarkı deseniz o değil. Ama bir film olsun. Evet yani hayatım bir film olsa o olurdu. Peki senin favori bir şeyin var mı? Nasıl söylenir ona? Mesela her sporcunun bir uğuru vardır. Totem evet. Yapar. Senin öyle bir favori totemin ya da bir favori bir şeyin var mı? Rutinin yapmadan, müsabakadan önce yaptığın. Ben çok totem yapardım bu arada, inanılmaz. Ya o totemler de çok bağlayıcı olmuyor mu? Bazen çok saçma sapan totemler. Çok saçma bir şey zaten. Yani. Yok zaten mantıklı bir şey değil zaten. Evet. Benim mesela bizim yarışmadan 2 gün önce podyum antrenmanı oluyor. Yarışacağımız salonda. Yarışma provası gibi. Hakemler falan da oluyor. Ben orada hangi tişörtü giydiysem aynı tişörtü yarışmada da giyiyorum. Eğer güzel geçtiyse o podyum. Bir de benim mesela 2 tane bir elimde, bir ayak bileğimde şans bilekliğim vardı. Hı-hı. Onları normalde yasak yarışmada. Ama ben plaster bantla, ten rengi bantla plasterliyordum onları. Hani böyle bir, ben çok totem yapardım. Hani en böyle belirgin totemlerim bunlar yani. İyi ama bazen insan içini rahatlatıyor. O stresi bir şeye yüklüyorsun bazen. O anda iyi oluyor ama... mesela ben de bir totem yapmıştım. Bir Türkiye şampiyonası oynuyorduk. Bizim şampiyonalarımız da tek maç üzerinden olmuyor. 3 maç üstünden oluyor. Hı hı. Allah'ım yani 3 maçı alan daha doğrusu. Maç uzadı 1-1, 2-2, 3-3, 4 ya 5'e uzadı yani. Ve var ya yani o 5 maç boyunca şu anda totemi söyleyemeyeceğim ama o 5 maç boyunca 5 ay onu yapmak zorunda kaldım. Ay hocam yaptınız mı gerçekten? Yaptım, sonra söylerim sana totemin ne olduğunu, şu an açıklayamayacağım. O kadar zor durumda kaldım ki anlatamam yani. Sonra o gün de totemden vazgeçtim. Şampiyon olduk biz o sene. Ve ben o sene totemden vazgeçtim. Oluyor ya, sporculukta oluyor öyle yani. Peki dünyanın varoluşundan bu yana. Şöyle bir yani senin bildiğin, olmasını istediğin, sonsuza kadar dünyada sürmesini istediğin şey ne olurdu? Herhalde yani böyle hep aynı, mesela 23 yaşında kalalım yani. Hepimiz değil mi? Evet, hiç büyümeyelim. Ben de çok isterdim. Bak ben çok tuttum bu isteği. Hep üniversitede kalabilirim mesela ben. O çağda yani. Aa, ben de kalabilirmişim yani. Mesela keşke şu an zaman durabilir yani hocam. Hiçbir şey yapmıyoruz zaten. Okula da gidemiyoruz. Dursun yani. O zaman bak gerçekten bunu şu andaki deneyimlerimle söylüyorum. Üniversitenin ve kampüs hayatının özellikle böyle bir kampüste olduğunuz için de ayrıca çok şanslısınız. Bunun sonuna kadar tadını çıkarın. Evet. Gerçekten. Çok evet. Çok güzel bir şey. Üniversite bittikten sonra çünkü buraya dönüş yok. Yok ya hocam, o yüzden üzülüyoruz. Çünkü mesela 4 sene yani üniversite uzun değil o kadar. Uzun değil. Gibi duruyor ama çok değil. Çabuk geçiyor ve mesela ben girdim okula geçen sene. Okula bir döneceğim 3. sınıfım. Yani o kadar garip geliyor ki bana ve üzülüyorum. Çünkü hiç yaşayamamışım gibi hissediyorum yani. Neyse. Tam
Tam jimnastik müsabakalarına katılacakken. Gerçekten. Değil mi? Yani. Pandeminin olması. Olsun. Evet, ama üçüncü sınıfta devam, yani döndüğümüzde okula devam edeceğiz. Peki şey sana iyi hissettiriyor mu? Mesela jimnastiği bıraktın, evet. Yaşından dolayı bıraktın. Devam ediyor da olabilirdin. Bunu hem derslerini ne devam edip akademik olarak kariyerine başlangıç yaptın, hem de spor hayatını devam ettirebiliyorsun. Bu ikisini birlikte yapabilmek sana iyi hissettiriyor mu? Ne hissettiriyor tam olarak yani? Yani çok büyük bir güç aslında. Nasıl izlesem, yani spor yaparken de öyleydi. Hep böyle bir güvencem yani olduğunu biliyordum. Kendimi çok güvende hissediyordum. Çok güçlü hissediyordum her anlamda. Çünkü okulum yani böyle şey kafasındaydım spor yaparken ve beni bu pozitif etkiliyordu. Ben buna mecbur değilim ve hani bu benim hayalim, hayalimi başaracağım ama bir yandan da tutunacağım başka bir şey de var falan. O his çok güzel bir his aslında. Yani bir şeyi mecbur kaldığınız için yapmak değil de gerçekten istediğiniz için yapmak. Hani evet, bence o çok güzel bir his. Çok güzel. Peki şimdi sorularımız bitti Tutiye'cim. Ama şöyle kısa bir oyunumuz var bizim. İki tane evet. Sana seçenek sunacağım. İkisini de seçebilirsin tabii ki de ama tercihen birini seçmeni rica ediyorum. Başlıyorum. Tamam. Öğrencilik mi, sporculuk mu? Öğrencilik. Sporculuk, evet. Peki, sıkı çalışmak mı, anı yaşamak mı? Ya, bu çok zor. Anı yaşamak, eğer yapabiliyorsan. Yapabiliyorsan güzel. Evet, peki. Aksiyon filmi mi, romantik komedi mi? Romantik komedi ben, tamam. Kahve mi, çikolata mı? Ya da çikolata. Evet, yani tam acaba ayrılmaz ikiliyi yan yana koymuşsun. Evet, yani çikolata herhalde bir tane seçecek olursam ya. Evet. Peki evde hafta sonu mu, dışarıda hafta sonu mu? Şu an dışarıda hafta sonu. Söylemiyorum. Şu an için söylemiyorum. Genel bir. Genel olarak evde hafta sonu severim. Evet. Peki hediye almak mı, hediye vermek mi? Hediye almak ya. O güzel bir. Değil mi? Ben de hediye vermeyi çok severim. Almak hediye, şey. Hediye almak böyle özel bir hediye ise bence çok güzel. Evet. Böyle anlamlı. Ben evet. Severim onu. Yani. Peki. Tamam. O zaman sana hediye alırız. Kariyer mi, para mı? Kariyer. Kariyer. Antrenman mı, müsabaka mı? Müsabaka. Kesinlikle. Klasik müzik mi, popüler müzik mi? Popüler müzik. Şimdi klasik dersen burada yalan olur. Bir de jimnastikte serilerle müzikler birleşiyor. Genelde klasik müzikten destek alıyorsunuz ya. Evet. Evet. Artık ben herhalde. Hep mesela onda bile klasiğin dışına çıkıp böyle hareketli falan yaptım. Böyle gündem müzik, günümüz müzikleri falan. Peki şu cümlemi tamamlar mısın? Özdeğin Üniversitesi bence... Hayat yani. Hayat. Güzel, ne güzel tamamladın. Çok güzel tamamladın. Peki son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Öğrencilerin tüm özü mensuplarına. Tüm özü mensuplarına buradan herkesi çok özledim. Tüm özü mensuplarına ve umarım bir an önce okulumuza, kampüsümüze kavuşuruz. Herkesi çok seviyorum. Özülü herkesi çok seviyorum. Özülü herkes de seni çok seviyor ve seninle gurur duyuyor ayrıca. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bizi hiç kırmıyorsun. Tekrar kırmadın. Bizimle birlikte oldun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Kısa sürede görüşmek üzere diyorum. Sağlıklı günler. Umarım. Umarım hocam. Öpüyorum çok. Ben de çok öpüyorum. Görüşmek üzere canım. Görüşürüz.